Şimdi çadırımızın içerisine giriyoruz. Bu çadırın ebatı 10 çarpı 50 metre uzunluğunda. Burada bir hata yapıldı. Nasıl bir hata yapıldı? Küçük başta ne olması gerekiyor? Sahanın toprak olması gerekiyor. Evet. Hayvanların dışkılarını emip alttan nem olmaması lazım. Bu konudan sonra başlayalım Ahen abi. Anlat evet, biraz abicim. Sen anlat da tecrübe kalsın, kazansın. Bu işe girecek arkadaşlar. Küçük baş hayvanı çadırda besleyince bizim gibi bu beton olmayacak, toprak olacak. Sadece bu çadırın demirlerinin bağlandığı yer beton olacak, gerisi toprak olacak. Ayakların geldiği yer beton olduğu zaman sıkıntı yok. Sahanın, şu sahanın olduğu yer toprak olduğu zaman hiçbir sıkıntı çekilmiyor. Doğru mu Ayhan abi? Evet, çok doğru abiciğim. Şimdi bak görüyorsunuz, hayvanların yattığı yer böyle, biz işte talaş atıyoruz, kurutuyoruz. Hayvanlar dışarı çıkınca topluyoruz. Fakat mutlaka ufak başın yatacağı yer toprak olacak. Tamam abi. Yoksa çadır sıkıntımız gayet, çadır 10 numara, kaloriferli, klimalı bir yer. Bak yukarıda klimalı şeyler var, vantilatörler var. Havalandırmalar var. Havalandırma takmış abi. Onları da çekeyim abi şöyle. Çadırımızdan çok memnunuz. Fakat çok biz bilmeden başlangıçta hata yaptık tabii ki. Burası toprak olsaydı 10 numaraydı. Şimdi gelelim biz buna çözüm olaraktan bu betonu kaldırma şansımız yok. Yok, çok ağır bir beton var burada. Gel abicim sana şöyle izah edeyim. Çadırda bu ne yapıyoruz biz çadırı? Çok soğuk, o kuru ayaz olduğu zaman ben 470 rakımdayım tepenin başında. Evet, burası Sipil Dağı'nın etekleri. Evet, Sipil Dağı'nın etekleri. Çok o kışın hani bir ayaz olduğu zaman mecbur çadırın içerisine alıyoruz. Anladım abi. Diğer zamanlar ne yapıyoruz? Biz işte burada hayvanlarımızı kurtarabilmek için şurada yukarıya büyükbaş yeri yaptık arka tarafa. Evet, açıkta yatıyor kalkıyor. Evet, şimdi biz hayvanlarımızı orada hayvanları... Burada hiç şey yok, ıslanma şeysi yok çünkü niye? Havadar bir yer. Buranın altı da havadar olur, ya toprak olacak ya da... Evet, şu hayvan. Evet, bunlar 2,5 yaşında abicim. Şu anda da zaten 130 kilo falan geliyor. 120, şu kara kafa, 130. Evet, şu da... birisi kara kafa, birisi beyaz kafa. Ara sıra da boynuzu çıkıyor zannedersin. Evet, bu bir tane işte öyle tabii ki. Bu aslında çıkmaması gerekiyor ama çıkmış. Ama orijinal damızlık bunlar. Anladım abi. Bunlar orijinal damızlık abicim. Diğer gerisi de işte şurada koyunlarımız var, damızlık koyunlarımız. Evet. Burada 7 tane falan damızlık erkeklerimiz var. İhtiyaç fazlası. Diğerleri de burada abicim. Bak 6 falan kuru. 10 yıldızlı otelde yatıyor sanki. Her şeyleri var abicim. Burada şimdi orada yayıldılar geldiler sabah bir posta. Evet, evet. Ondan sonra şimdi istirahattiler. Şimdi biraz sonra bir... Akşam üzeri yine bir daha koyacağız. Tekrar yayılıma salacaksın değil mi? Tekrar yayılıma salacağız. Durumlar böyle arkadaşım. Peki abi. Allah hayırlısını etsin. Sağ olasın. Mevlam... İşte böyle abicim. Yani koyunun yatacağı yer böyle olacak abi. Kurulacak. Tabii kesinlikle kurulacak. O diğer ki betonda hata yapıldı. Onu bir dahaki ürün yaptırdığında direkt ayakların geldiği yere beton atıp... Altı kuru olacak abicim. İç saha toprak olacak ki hayvan yani, kuraya yatacak abi. Ufak başına uğraşan öyle yapacak abicim. Yoksa olmuyor. Şimdi bizim bu imkanlarımız olduğu için biz bu imkanlardan işte buralarda burayı biz büyükbaş için yapmıştık. Evet. Fakat büyükbaş da şimdi sıkıntılı Türkiye'de. Burayı geri tekrar ufak başa çeviriyoruz. 1000 metrekare buranın tamamı, hatta 1100 metrekare. Bu 1100 metrekare yeri ben böyle ufak başına şimdi kapatıp burayı ağal şekline burada yatıracağım. Hayvanları burada şeyleyeceğim, büyüteceğim. Allah kolaylık versin. Sağ olasın abi. Durumlar böyle kardeşim. Tamam i̇şte gördüğün gibi. Başka da bir soracağın ne varsa başım üstüne buyur. Bunlar. Evet. Turgutlu'daki ziyaretimizden ayrılıyoruz. Çadır ziyaretimizden. Son bir kez şöyle hayvanları çekeyim. Buradaki hayvanların yayılım için kullanılan suni meramız. Dorperler burada gayet mutlu bir şekilde burada yayılıyor. Karınlarını doyuruyorlar. Dinlenmek için gerek çadıra gerek karşıdaki ahıra girip hayatlarını sürdürüyorlar. Çadırımızın kontrolünü yaptık. Eksiğimiz gediğimiz var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Onları inceledik. Şu anda bir aksilik yok arkadaşlar. Turgutlu'dan herkese selamlar olsun.
Her türlü köpek cinsi mevcut. Bak abiciğim, o da ondan konuşuyor ya. Allah'ın işine bak. Gel Bingo. Bingo'yu da çekelim. Nerede o? Abi, Bingo'yu da çekelim. Bu Bingo ayı buğan abiciğim. Buna ayı buğacak. Mustafa diyor ki bu ayı buğar diyor. Allah. Bingo'ya he? Gel. Bingo git öte. Bingo gel. Gel oğlum gel. Ya bunun her tarafı nasıl ayı buğar? Ha, boğar abi, boğar. Gerekirse boğar. Aa burada da bir tane daha var. Gel abi, gel. Meramız gayet güzel abi ya. Vallahi burada hayvanlar 10 numara olur. Bulut, ne yapıyorsun oğlum sen? Evet arkadaşlar, bak abicim, o da ondan konuşuyor. Bak abicim. Uğur olmuşlar, gel. Gel buraya, gel. Ha. Gel bakayım ya. Gel. Hay maşallah. Bunun kaç aylık olduğunu hatırlayabiliyor musun abi? Şu hayvanın kaç aylık olduğunu hatırlayabiliyor musun? Bu 2 aylık abi. Şu hayvan 2 aylık. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Üzerinde ufak bir hastalık. Evet. Ha. Olur, ara sıra olur. Tabii bunları da bakımını yaptığınız zaman bir sıkıntı çekmezsiniz abi. Şu şekilde hayvanlarımız. Turgutlu'daki Dorper çiftliği. Geç. Ayhan adı güzel abimizin Dorper çiftliği. Bingo şunları al da gel yürü. Hadi Bingo. Bingo. Oyunları al da gel Bingo. Tavukların içinde yatıyor. Şuna bak ya. Yabancı kuş geldi miydi? Yaşına başına bakmıyor. Bak 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 bak. Allah. Bingo. Bak abiciğim. Bunun adı Ayı Boğan mı oluyor? Ayı Boğan abiciğim. Ayı Boğan Bingo. Allah'ım ya. Bingo akıllı ol oğlum ya. Bingo. Bingo. Şuna bak ya. Bu daha büyümez herhalde. Bunun cinsi yok, bu kadar. Kadar. Tamam, hepsi bu. 2 kilo gelir mi abi? Gayet güzel abi. Bir de arkada yeni bir sahamız var. Arkada bir 26 dönüm yerimiz var. Şu anda ekimi yapıldı. Yapıldı. Şu an ekimi yapıldı. Gördük. Oraya da tekrar bir 100-150 başlık bir projem var herhalde. Evet. Yine orada da suni mera şeklinde. Aynen, buranın devamını orada devam ettireceğiz. Aynı bu şekilde, evet. Su tesisatı falan çekilmiş, fiskiyeler, evet, başlamış. Tamam. Ekim yapılmış, hatta 10 saatin boyunda da şu anda, evet, yonca yem bitkisi olarak. Evet. Ekilmiş. İşte orada yayılacak abi. Tamam işte 25 dönüm, 25 dönüm falan işte öyle oluyor herhalde. Bu 25 dönüm yerde koyunlarımız işte yani kendini 10 yıldızlı çiftlikte yaşıyor diyeceğiz. Öyle diyeceğiz abi. Abi biz şimdi ayrılıyoruz. Allah'a, evet, ısmarladık. Sağ olasın. Bir sıkıntı olursa, evet, çadırda bir alon yeterli. Elimizden geleni yaparız. Ya şimdi buradan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bir işi yaptırmak değil, İşi yapan adamın yaptığı işin arkasında durmak. Satılmış kardeşimin bu ekim sene çadır olarak. Çadır olaraktan 3. senesinde bu sene 2 defa geldi herhalde veya 3 defa geldi. 2 oldu. 2 oldu. Bir de geçen sene uğramıştı. Yani yaptığı çadırın arkasında duruyor. Kırık var mı, çıkık var mı, damlama var mı, yırtık var mı? Bir de içinde yaşam alanları nasıl? Tabii çok önemli. Adam işini takip ediyor. Böyle olacak. Evet. Eğer ki yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa da tabii ekmekçiye vereceğin bir ekmek de üste vereceğin. Bu adamlar çadır konusunda kendini aşmış arkadaşlar. Tamam. Onun için tavsiye ederim. Çadır yaptıracak arkadaşlar ekin çadıra gelecekler. 3 aşağı 5 yukarı anlaşacaklar. Çadırını çadırcılara yaptıracaklar. He, bir de aracılar var bu arada. Tabii. Doğru söylüyorsun. Evet. Bizden çadır alıp, evet, sizin gibi üreticilere satan evet, aracılar var. Aracıların tek sıkıntısı benden ucuz malzeme alıp, yani kaliteyi düşürüp, evet, sana fiyat verip yüksek kar etmek. Buradan kaçının arkadaşlar, ben olmayayım, başka firma olsun, kesinlikle çadırınızı çadırcılarda yaptırın, evet, yani. Kesinlikle buna emin olun. Ya tabii, yani bu dünyada kural bu yani. Aradaki aracı olmazsa kimse kimseyi zor buluyor. Değil mi? Yani abi, doğru yani kural bu. Biz de işte mümkün olduğu kadar birinci ele sahip çıkıyoruz. İnşallah. Birinci elden yaptırmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki yolculuğumuz burada sonlanıyor. Burada da tekrar inşallah Uşak bölgelerindeki çadırlarımıza geçiyoruz. Allah'a ısmarladık abi. Yolun açık olsun. Güle güle kardeşim. Sağ olasın. Abi.